Mutlu günler sevgili seyirciler. TRT Haber ekranına hoş geldiniz. Efendim yurdun dört bir yanından üniversitelerin rektörlerini ağırlamayı sürdürüyoruz. Tercih döneminde olan öğrencilerin haftanın 7 günü bu ekrandan sorularını yanıtlamaya çalışıyoruz. Eğitimci yazar Sayın Süleyman Belediyeoğlu ile birlikte bugün çok değerli yine iki konuğumuz olacak. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Hüseyin Karaman ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Vatan Karakaya'yı ağırlıyoruz. Programımız boyunca da sorularınız olursa lütfen bizlere ulaştırın. Instagram ve Twitter hesabımıza eğitim editörü adresimize yollayabilirsiniz. Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli? Bölüm sıralamalarını etkileyen faktörler neler? Meslek seçiminde nasıl isabetli kararlar alabilirsiniz? Üniversiteler öğrencilere ne gibi imkanlar sunuyor? Üniversite tercihine dair tüm soruların cevabı bu programda. Eğitim editörü başlıyor. Efendim hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hocam hoş geldiniz siz de. Bugün yine çok kıymetli iki konuğumuz var Süleyman Hoca ile birlikte. Efendim öncelikle sizden başlamak istiyorum. Profesör Doktor Sayın Hüseyin Karaman. Öncelikle üniversitenizin altyapısından, potansiyelinden, ek olarak fakülte ve bölümlerden bahsetmek isterim. Neler söyleyeceksiniz, neler anlatacaksınız üniversitenize ilişkin? Sezen Hanım, öncelikle sözlerime başlarken sizlere ve sizler vasıtasıyla tüm TRT ailesine teşekkür ediyorum. Çünkü tercihlerin başladığı bugün de bizlere üniversitemizi tanıtma imkanını verdiğinizden dolayı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş ülkemizin genç üniversitelerinden biridir. Ve bugün itibariyle üniversitemizin bünyesinde 14 tane fakülte, 5 tane yüksekokul, 6 tane meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bu akademik birimlerde 1133 öğretim elemanı görev yapmakta, hı hı, ve aynı zamanda 19 bin öğrenci de eğitim öğretim görmektedir. Üniversitemizde şu anda 132 farklı diploma programı vardır. Fakülteler olarak baktığımızda tıp fakültemiz, diş hekimliği fakültemiz, aynı zamanda hukuk fakültemiz, ilahiyat fakültemiz, eğitim fakültesi gibi, fen edebiyat fakültesi, iktisadi bilimler fakültesi gibi, yani üniversitelerde var olan, kurulmuş olan, eski üniversitede var olan bütün fakülteler bünyemizde bulunmakta. Aynı zamanda meslek yüksekokullarımız var. İşte fizik tedavi rehabilitasyon yüksekokulu gibi, sağlık yüksekokulu gibi, beden eğitimi ve spor yüksekokulu gibi de yüksekokullarımız bulunmakta. Tabii ki bir de 2 yıllık meslek yüksekokulları üniversitemiz bünyesinde var. Üniversitemizde ülkemizin her ilinden öğrenci bulunmakta ve aynı zamanda 46 farklı ülkeden de uluslararası öğrenci üniversitemizde eğitim öğretim görmektedir. Çok, Sezen Hanım. Çok güzel. Efendim devam edeceğiz ama sizinle de sürdürmek istiyorum Sayın Vatan Karakaya. Ahi Evran Üniversitesi de hızlı bir gelişim gösteren üniversitelerimizden bir tanesi. Bu gelişim sürecinden bize biraz bilgi verir misiniz? Ek olarak yine hem bu yılki kontenjanlarınızı, öğrenci sayısını hem de yine sizin de değişim programınız varsa, burs imkanlarınız varsa bundan bahsedelim lütfen. Teşekkür ederim Sezen Hanım. Öncelikle ekranları başında bizleri seyreden seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. Tercih için döneminde olan gençlerimizin tercihlerinde isabet ve hayırlı bir karar vermelerini temenni ediyorum. Bugün burada biz üniversitemizi tanıtarak onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Sizlere de TRT'ye de teşekkür ediyorum. Ahi Evran Üniversitesi, evet, hızlı gelişen, kendi altyapısını, fiziki yapısını en kısa zamanda tamamlayan üniversitelerden birisi. Ve öğrenci portföyü olarak yaklaşık 9 fakülteyle öğrencilere hizmet veren bir üniversite. Bunun yanında bölgesel kalkınma ve kalite gibi Türkiye'nin ihtiyacı olan değerler üzerine de çalışma yapan bir üniversite. Çeşitliğimiz itibariyle tıp fakültesi, eğitim fakültemiz daha 1961 geçmişine sahip. Yani üniversitemiz yeni kurulmuştur ama tarihi kökleri daha 1961'e dayanır. Bunun yanında Fen Edebiyat Fakültesi ve Güzel Sanatlar, Neşet Ertaş'ı çalışacağımız Güzel Sanatlar Fakültesi, buraya özel yetenekle o bölgenin insanını çalışacağımız fakülte bölümlerimiz var, müzik bölümümüz. Bunun yanında fizik tedavi rehabilitasyon, özellikle pilot üniversitede sağlık alanı çalışma alanlarımızdan birisi olduğu için hem yüksekokulumuz, sağlık yüksekokulu, hem de fizik tedavi rehabilitasyon yüksekokullarıyla
özellikle 150 yataklı fizik tedavi rehabilitasyon hastanesini bir uygulama hastanesi olarak pilot proje altında çalıştıracağız. Ve özellikle Ziraat Fakültemizin seracılıkla Türkiye'de jeotermalin kullanıldığı sera algısını İç Anadolu bölgesinde çalışmak üzere üniversitemiz buna öncülük yapmakta. Hem öğrencilerimize staj imkanı oluşturmakta hem de bölgesel kalkınmaya destek vermekte üniversitemiz. Çok güzel. Bu arada bize sıkça tabii tercih dönemindeyiz, sorular geliyor. Dün de yine sorularımız oldu. Süleyman Hoca'ya da yine rektörlerimize sorular geldi ama süremiz yetmemişti. Ben şimdi onlardan birini iletmek istiyorum izniniz olursa Süleyman Hoca'mıza. Fen Edebiyat Fakültesi'nde öğretmenlik formasyonu verilmeyecekmiş diyorlar. Derler öğrenciler. Bu doğru mu hocam diyorlar. Şimdi hatırlar mısın Sezen, Milli Eğitim Bakanımızı konuk aldığımızda evet. Bir soru sormuştuk. İşte matematik dersi azaltılıyormuş, ne diyorsunuz diye. Nasıl cevap vermişti? Demişti ki bilgi kuramı dersi, hocam sizin de tam alanınız. Evet. Bilgi kuramı dersi bunun için gerekli. Yani denileni, okunulanı anlama becerisi. Evet. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı ve sizin de fakültenizin bünyesinde Fen Edebiyat Fakültesi var, değil mi? Söylüyorum evet, sizde evet, de var, var evet, zaten. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı çok açık net şunu söylüyor. Diyor ki bundan sonra formasyonu hangi üniversitenin vereceğini, nasıl verileceğini haliyle bakanlık titizlikle belirleyecektir. Evet. Onun uhdesine alındı. Yani her üniversite işte ben de veriyorum, ben de veriyorum, ben de veriyorum demiyor. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı filtre ediyor. Yani daha kaliteli bir formasyona gidiyor. Peki buradan öğreneceğine sonuç çıkıyor? Ben diyorum ki çocuklar, öğretmen olmak istiyorsanız, puanınız öğretmenlik bölümünü tutmuyorsa edebiyat bölümünü yazın. Yani onların verdiği kültürün dışında da bir meslek ediniyorlar zaten. Tercihe buradan nasıl pay çıkıyor son olarak? Fen Edebiyat Fakültelerinde muhtemelen bu formasyon verilmiyormuş eğilimi sıralamaları düşürebilir. Düşürmeyebilirdi ama düşürebilir, düşürürse çocuklar ona göre yüksek yerlerden de yazabilirler evet. Diyoruz Sezer. Evet. Soruların ardı arkası kesilmiyor. Yine i̇nşallah, vaktimiz olursa inşallah. Sizinle paylaşmak isterim. Hocam sizinle devam edelim dilerseniz. Sosyal yaşamdan, kampüs hayatından biraz evet. Bahsedin lütfen. Sezen Hanım, tabii Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak bizler öğrencileri ülkemizin bize emaneti ve ailelerin bize emaneti olarak düşünüyoruz. Dolayısıyla öğrencilerin üniversite hayatlarında en iyi şekilde yetişmeleri için hem fiziki altyapıyı hem akademik altyapıyı hem de sosyal imkanları oluşturuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde öğrencilerin bütün farklı aktiviteler, yani yelken kulübü olmak üzere, dalış, rafting gibi olmak üzere, dağcılık olmak üzere farklı etkinlikleri de bir arada yapabilecekleri bir üniversite ortamı oluşturduk. Ne kadar güzel. Ve öğrenci yaşam merkezimiz var Sezen Hanım. Ve bu öğrenci yaşam merkezimizde öğrencilerimiz birçok aktivitelerini burada yapabilme imkanına sahipler. Biliyorsunuz Rize deniz kenarında bir şehir olduğu için öğrenciler aynı zamanda işte yelken gibi, dalış gibi, rafting gibi etkinlikleri de Rize'nin bu güzel coğrafyasında yapma imkanına sahip. Üniversite olarak biz tabii ki bir de şöyle bir anlayışımız var. Yani öğrenci sadece derslerle yetişmez. Öğrenci aynı zamanda bir takım sosyal etkinlikler ve aktivitelerle beraber yetişir. Bu anlamda biz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak birçok yıl içerisinde öğrenciye dönük ve aynı zamanda halka dönük sosyal aktiviteler, yani konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller yapıyoruz. Ve bu şekilde de öğrenciyi yani sınıfta, laboratuvarda yetiştirmenin dışında da yetiştirmenin derdindeyiz. Hem öğrenciye kendi özel yeteneğine göre farklı kulüplerde, topluluklarda yer alma imkanı veriyoruz. Hem de aynı zamanda biz özellikle Türkiye'nin değişik yerlerinden alanında uzman insanları davet ederek öğrenciyi yine farklı alanlarda yetiştirmenin gayreti ve amacındayız. Ve bu anlamda da yıl içerisinde birçok farklı etkinliği de düzenlemiş oluyoruz üniversite olarak. Çünkü öğrenciler sadece diplomayla mezun olduklarında yarın rekabet etme noktasında geri kalabiliyorlar. Onun için de öğrenciler artılarla mezun olması derdindeyiz. Ve artıları da biz üniversite olarak onlara bu demin söylediğim konularla da sağlamaya çalışıyoruz. Farklı yeteneklerine ve ilgi ve alakalarına göre. Size. Yani akademik eğitimin yanında yine öğrenciye hep daha fazla nasıl katkı yaparızın derdinde üniversitelerimiz. Ne kadar güzel. Rektörlerimiz farkında evet. Sana böyle söylüyorlar evet. Ve bunu öğrencilerin ciddiye alması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Yani. Bir de rektörlerle iletişim halindeler bir de artık. Şimdi, son dönemdeki öğrenciler. Sezen Hanım şöyle, ben ulaşılabilir bir rektör olmayı arzu ediyorum. Yani üniversitemizin bütün öğrencileri bana anında ulaşabiliyorlar. Ben özellikle üniversitemiz internet sayfası vasıtasıyla rektöre mesaj diye bir yer var.
direkt öğrenciler mesaj atarak bana düşüyor ve ben mesajlarıma bakarak onlara geri dönüyorum. Hatta bazen öğrenciler diyorlar ki ya ben bu mesajı atıyorum ama siz okumayacaksınız herhalde, bunu başkası okuyacak filan. Ben de dönüyorum, yok diyorum, ben okuyorum mesajı diye öğrenciye dönüyorum. Çünkü bu öğrenci bize emanet. Ailelerinin ve anne babalarının emaneti ve biz bütün ailelere emanetiniz emanetimizdir anlayışıyla davranıyoruz ve onların en iyi yetişmesi için de gayret gösteriyoruz. Çok güzel. Siz hocam, sizle az önce de konuşmuştuk, sizin de iletişiminiz öğrencilerle çok üst seviyede. Hem Twitter üzerinden hem üniversitenin iletişim kanallarından size de çok rahatlıkla ulaşıldığını söylemiştiniz. Evet. Bir de az önce de bahsettiniz, hem üniversitenin tarım ve jeotermal alanda yaptığı çalışmalardan pilot üniversite seçildiğinizden evet. bahsettiniz ama bu çalışmalarla ilgili daha detaylı bilgi verebilir misiniz? Bir de öğrenciye ileriki vadede yapacağı katkılardan bahsedin lütfen. Evet, şimdi öğrenci veyahut insan en önemli gündemimiz. Biz insan üzerine yatırım yapamazsak ve üniversiteler bilgiyle insanı yetiştirip topluma kazandıramazsa hiçbir sektör istikbal bulamaz. Bu bir gerçek. Dolayısıyla hep tartıştığımız sanayi, üniversite, işbirliği, esasında bunlar eğitim öğretimin planlanışında gerçek hayatı üniversitede hazırlayabilmektir. Yani çocuklar mezun olmadan gerçek hayatla buluşması gerekiyor. Pilot proje de bu anlamda bir uygulama. Benzeşik üniversitelerden kurtularak kendi bölgesinde, kendi bölgenin değerini işleyebilen bilgi birikimle, ihtisaslaşmayla onu aynı zamanda da topluma döndürebilen bir üniversite anlayışının uygulamasıdır esasında pilot üniversite, ki genel adı bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma. Şimdi sera ile ilgili alanımız jeotermalde, biz yatırımcıya önümüzdeki haftalarda 100 kişiyi İşkur üzerinden eğiterek hazırlık yapacağız. Ve Arge seramızda biz Ziraat Fakültesi öğrencilerimizi bizzat Arge seramızın yatırımcının ihtiyacı olan, bölgenin ihtiyacı ve ülkenin ihtiyacı olan gereklilikleri ortaya getirirken öğrenciyle ortak çalışacağız. Yani öğrenci Arge serasında serayı yaparak piyasaya çıkacak, mezun olacak ve diyecek ki ben bu hususta yeterliyim. Ve bunu sürekli eğitim merkezlerinde sertifikalandırma, diplomasında bizzat tatbik etme, uygulamayla ve mühendisliklerde sanayinin içerisinde mezun olmadan o sanayinin ihtiyaçlarını yaşayarak hissedip mezun olduğunda birilerinin referansına değil bizzat işverenin referansını mezun olmadan elde etmek üzere pilot üniversitenin de genelde üniversite anlayışının da temel niteliği yetişmiş insanı ortaya koyabilmek. Çok güzel. Pilot üniversite buna katkılar yapacak. Bizde 7 alanda çalışmamız var, projemiz. Bir kısmı tarım, diğer kısmı sağlık. Onu hastanede ta sağlık turizmine giden bir süreci takip edeceğiz. Ve özellikle geleneksel tıp, tamamlayıcı ve geleneksel tıp. Bir de sporcu sağlığı merkeziyle sağlık alanındaki bütün öğrencilerimize bir staj imkanı oluşturacağız. Ve buradan mezun olduğunda kendi işletmesini de kurabilecek bir nitelikte onları mezun etmeyi hedefliyoruz. İnşallah hayatla teorik bilgiyle pratik bilgiyi birleştirerek yaşanabilir bir hayat. Kendinden emin öğrenciler. Hedefimiz bu. Çok güzel. Sayın Karaman, üniversitenizin çok güçlü bir vakfı var bildiğim kadarıyla. Bu vakfın verdiği burslardan, bu burs imkanlarından bahseder misiniz lütfen? Sezen Hanım, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak biz gerçekten nitelikli öğrencileri üniversitemize çekmek arzusundayız. Üniversitemiz evet bir devlet üniversitesidir. Ancak üniversitemizi desteklemek için kurulmuş olan güçlü bir de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı var. Bu vakfımız vasıtasıyla hem akademisyenlerimize hem de öğrencilerimize destek veriyoruz. Özellikle üniversite tercihi yapacak olan bugünlerde öğrencilere şunu söylemek istiyorum. Tercih kılavuzunda zaten bunlar var. Üniversitemiz sayfasında da detaylı olarak var. Biz üniversite olarak, Recep Tayyip Erdoğan Geliştirme Vakfı olarak belli yüzdelik dilimde olan öğrencilere aylık 1500 lira, 1000 lira gibi değişik oranlarda burslar veriyoruz. Ve öğrenciler işte tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, hukuk fakültesi, fen edebiyat, ilahiyat, iktisadiyatlar, yani bütün fakültelerimizde bu burslar geçerli. Ama bunun detaylarını tabii bu programda anlatmamız belki çok mümkün değil ama tercih kılavuzunda ve üniversitemizin sayfasında öğrenciler bunu görebilirler. Orada eğitim hayatı boyunca bu burslar devam ediyor ve öğrenciler ailelerine herhangi bir yük olmadan eğitim hayatlarını da tamamlamış oluyorlar. Yani tıp fakültesini kazanan bir öğrenci 6 yıl, işte diş hekimliğini kazanan bir öğrenci 5 yıl, tıp ilahiyatı, fen edebiyat eğitimi kazanan bir öğrenci 4 yıl olarak bu burs imkanı
imkanından yararlanabiliyor. Şu anda yaklaşık 300 tane bu anlamda burs verdiğimiz öğrencimiz var. Bunlar devam ediyor. Tabii yeni öğrencilerimiz de bu anlamda bekliyoruz ve onlar da ailelerine yük olmadan hem nitelikli bir eğitim almak hem de bu başarı bursu imkanlarından yararlanmalarını arzu ediyoruz öğrencilerimize tabii ki. Çok güzel hocam. Burs imkanlarını da yine öğrenciler tercih döneminde göz önünde bulunduruyorlar. Çok gündeme getiriyorlar tabii. Şimdi tabii bu kamu kuruluşlarının verdiği ya da gönüllü kuruluşların verdiği burslar var. Bunları takip ediyorlar. Fakat benim gördüğüm şimdi hocalarım da burada tabii. Burada sanki bir şeffaflık olmalı biraz daha. Yani çocuklar aslında bursları tararken yani ben burs veriyorum diyen kişilerin kurumların aslında bunu bir portföy olarak toplayıp nereden ulaşılabileceğini bilmeleri lazım. Ama bilmiyorlar. Bize soruyorlar. Biz evet. biliyor muyuz? Emin olun biz de bilmiyoruz. Evet. Bizimki tercih kılavuzunda var sayın. Evet. Ha, mesela değil mi? Evet. Ama onun dışında da arıyorlar hocam. Evet. Mesela gönüllü kuruluşlar belediye mesela. Ben vereceğim diyorsa bunu YÖK'e bildirmeli ya da ne bileyim. Teknik o tarz portalda. Evet, 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 evet. Mesela yani bunu isteyene ulaşılabilmekse herhalde öyle olması evet. gerekiyor. Bir de sayın hocam bizim bursların bütün şartları da tercih kılavuzunda var. Yani öğrenci bir sürprizle sonra karşılaşmıyor. Yani tercih kılavuzuna baktığında bursları hangi durumdaki öğrenci kazanıyor ve hangi durumda ne kadar burslar devam ediyor hepsi orada var. Özel koşullardan aynen, baktım aynen, görüyoruz. Aynen. Sizler de öyle evet. Aynen, evet. Sayın hocam. Bu arada hani şimdi hedefi oluyor tabii çoğu öğrencinin hedefi var ve o hedef doğrultusunda işte illa ben işte bu mesleği yapacağım diyor ama onu tutturamadığı zaman o bölüme giremediği zaman bir başka bölüm tercih etmiyor. Yeniden üniversite sınavına girme yoluna gidiyor öğrenci. Siz böyle bir karar veren öğrenci için hangi şartlarda yeniden sınava girmesini öneriyorsunuz? Vallahi Sezen evet bu da aslında genel bir soru çünkü öğrenciler gerçekten tekrar etmek istiyorlar sınavı. Çünkü çocuklar genç daha ve buna hakları da var. Orada bir defa bir yıllık çalışmalarını iyi analiz etmeleri lazım. Bir de daha çok kendilerine güvenmeleri lazım. Şimdi öğrencinin kendine güvenmeyene öğretmenin de yapabileceği bir şey yok. Yani çocuk bazen şöyle bir karar alıyor. Ben daha mükemmel bir öğretmen bulayım. O beni başarıya ulaştırsın evet. Sezen. Benim demek istediğim yanlış olan bu. Çünkü evet. hepimiz eğitimciyiz kıymetli hocalarım. Yani orada ne oluyor? Çocukta bizden daha fazla arzu olmazsa kesinlikle. Biz kilitleniyoruz Sezen. Evet. İşte onun için ben diyorum ki en çok kendinize güveniyorsanız lütfen yola çıkın. Daha yüksek alırsınız. Evet sorular geliyor ama son 10 dakikaya da girdik bunu da belirtmek istiyorum. Sayın Karakaya sizinle devam etmek isterim. Daha öncesinde aslında bahsetmiştiniz ama daha detaylandırırsak özellikle tüm birimleriyle kalite belgesi alan üniversiteniz evet, için söylüyorum. Evet. Kalite belgesi alan ilk ve tek devlet üniversitesi unvanına da sahipsiniz. Bundan bahsettiniz ama daha da açar mısınız detaylandırabilir misiniz acaba? Teşekkür ederim. Sezen Hanım şimdi bizim muhatabımız ve malzememiz insan. Dolayısıyla insan yetiştirirken bir kalite güvencesi mutlaka olmalı. Çünkü üretime ve sektöre baktığımızda hiçbir sektör kalite güvencesi olmadan bir üretim yapmıyor. Bir toplu iğne fabrikası bile. Fakat insan yetiştiren üniversitelerin eğitim üretim süreçleri, iş akışları kesinlikle bir kalite güvencesinde olmalı ki pozitife mi gidiyoruz, negatife mi gidiyoruz? Çünkü burada hata yapma lüksümüz yok. İnsan yetiştirirken 10 yıl sonra hata yaptım deme lüksüne sahip değiliz. Onun için de biz öncelikle iş akışları anlamında bir üniversitemizin tüm birimlerinde TSE 2015, ISO 9001, daha sonra 5018 sayılı üniversitelerin zorunlu oldukları mali yönetimle ilgili hükümleri ve YÖK'ün dış değerlendirmesini birleştirerek bir bütünleşik kalite sistemi tasarladık. Profesyonel yardımlarla 1500 akademisyenimi ve idari personelimi eğitimden geçirdim. Ben de dahil olmak üzere içine girdik. Bir hedef oluşturduk. Bu hedefle şu anda biz üniversitemizi yönetiyoruz. Bizim üniversitemizde hangi gün, nerede, hangi iş yapılacağı şu anda kalite gereği bellidir. O gün orada o iş yapılmalı. 3 ayda bir profesyonel ekiplerimiz bu işlerin olup olmadığına dair tetkikler yapıp daha sonra da bunları rapor ederek 6 ayda bir de dosya halinde yöneticinin yani önüne getirerek diyor ki burada işler iyi gidiyor, burada sıkıntılar var. Bunları telafi ediyoruz. Ha ben bir de şunu da söylemek isterim. Ahi Evrani Veli ve Ahilik Kurumu esasında bir kalite kurumudur. İsmim de Ahi Evran Üniversitesi olduğu için böyle bir yükümlülüğü ben kendime bir zorunluluk aldım.
bizim kaliteyle ilgili söyleyecek sözümüz olması lazım. Şu anda biz üniversitemizde kalitenin mekanik kısmını tamamladık ama ahilik kalitesi için de çalışmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Evet Sayın Karaman, size de yeni açacağınız bölümler konusunda soru sormak istiyorum. Hem yeni açılacak bölümleriniz, fakülteleriniz var mı? Evet. Sezen Hanım, biz tabii ki şöyle çok bölüm açalım, program açalım, fakülte açalım anlayışında değiliz. Biz hem tercih edilecek olan hem de gelecekte istihdamı olacak olan fakülteleri, bölümleri açmak anlayışındayız. Ama buna rağmen bununla birlikte bu sene de 4 tane yeni bölüm açacağız. Hukuk fakültemize bu sene ilk defa öğrenci alıyoruz. 2012 yılında kurulmuş olan fakültemizin hem fiziki altyapısını hem akademik altyapısını tamamladık ve bu sene öğrenci alıyoruz. Mühendislik fakültemizde 4 tane bölümümüz aktifti. İşte makine mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, inşaat mühendisliği, elektronik mühendisliği gibi mühendisliklerimiz aktif öğrenci alıyordu. Bu sene biyomühendislik bölümüne de öğrenci alacağız. Yine bizim turizm fakültemiz biliyorsunuz Doğu Karadeniz turizm anlamında özellikle dağ ve yayla turizmi anlamında önemli bir destinasyon. Turizm fakültemiz var. Bu turizm fakültemizde bu sene gastronomi ve mutfak sanatları bölümümüze öğrenci alıyoruz. Ve aynı şekilde eğitim fakültemizde resim iş eğitimi ana bilim dalına bu sene öğrenci alıyoruz. İlk defa öğrenci alacağımız bölümler bunlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii YÖK'ün ve Cumhurbaşkanı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın birlikte belirlediği bu misyon farklılaşması anlamında seçilen 10 üniversiteden birisi de biziz. Yani bizimki de tabii Doğu Karadeniz deyince çay akla geliyor. Çay özelinde tabii ki kalkınma anlamda, misyon farklılaşma anlamında seçilen üniversitelerden birisiyiz. İnşallah öğrencilerimizi de bu anlamda yetiştirmek arzu ediyoruz Sezen Hanım. Hocam son dönemde bakıyoruz şimdi her iki üniversitemizin de hem hocalarımız fakültelerinden bölümlerinden bahsederken öğrencilerin daha çok popüler diye ifade ettiği bölümler açılıyor özellikle. Sayın Karaman da bahsetti. Sayın Karakaya da zaten bölümlerinden bahsetti. Ne kadar popüler bölümler değil mi? Öğrenciler tercih ederken daha çok biraz buna göre bakıyor. Hani puanı nereye tuttu değil ama hani evet. Sonrasında mezun olduktan sonra iş bulma imkanını göz önünde bulundurarak seçiyor galiba. %100 zaten hocalarımız da çok iyi bilirler. İşe yaramaz bir tane meslek bulamazsınız. Evet. Onu daha işe yarar hale getirmek için. Sizler de onu anlatıyorsunuz. Biz de ilgiyle dinliyoruz. Evet. Ve öğrenciler de rektörlerimizi böyle TRT'de ağırlamak da Sezen öğrencilerimize bir güven veriyor üniversite adına. Yani birinci ağızdan sizi biz hayata nasıl hazırlayacağız evet. O da dikkatimizi çekti değil mi? Hep böyle konuşuyor hocalarım. Evet. O da muhteşem bir şey tabii ki. Bu arada süremizin artık sonuna geldik. Ben yavaş yavaş toparlamak gerekirse neden öğrenciler üniversitenizi seçmeli? Neden Ahi Evran? Neden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi? Evet. Efendim buyurun sizinle başlayalım, sizinle devam edelim. Sonrasında da kapatalım programımızı. Evet, neden Ahi Evran Üniversitesi? Çünkü insanı önemsiyoruz. Ve gençlerin toplumun en kıymetli kesimi olduğuna inanıyoruz. Ve onların ne istediğini biliyoruz. Ve onlara ne vereceğimizi biliyoruz. Barınma ve ilgili ihtiyaçlarını, yurtla ilgili hiçbir problemleri olmayacak. Çünkü 5 ay içerisinde 2700 kişilik kız yurdunu yaptırdık 2018 yılında. Şu anda 2300 kızımız bizzat kampüste. Bunu 5 ay içerisinde hallettik. Dolayısıyla öğrenci bir yerde, hoca bir yerde değil. Öğrenci ve hoca birlikteler ve istiyoruz ki onlara yarına hazırlayan mürebbiler bizler olalım. Biz gençleri seviyoruz ve onların yarına hazırlanışı için gece uykularımızı kaçırmaya hazırız. Bu anlamdaki 9 fakülte, 4 yüksek okul, 7 tane de meslek yüksek okuluyla birlikte bu hizmeti verecek hem hoca yeterliğimiz var, hem gönlümüz açık. Bu gönül dünyasına gençlerimizi bekliyoruz. Birlikte Türkiye'nin yarınlarını kuralım diye. Teşekkür ediyoruz Sayın Vatan Karakaya. Buyurunuz hocam. Evet Sezen Hanım. Öncelikle yeşille mavinin ana vatanı, çayın başkenti, yağmurun ve bulutların şehri olan Rize doğal güzellikleriyle dünyada ün salmış bir şehirde eğitim almak için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Hem nitelikli bir eğitim almak, aynı zamanda huzurlu bir şehirde eğitim almak için, ılıman bir iklim kuşağında üniversite hayatını geçirmek için, kolay ulaşılabilir bir şehirde, aynı zamanda güvenli bir şehirde,
öğrenci merkezli bir eğitim anlayışıyla, yönetim anlayışıyla üniversiteyi yöneten yöneticilerin olduğu bir üniversitede eğitim almak için ve yine burs imkanlarından yararlanmak için ve ulaşım, konaklama anlamında sorun olmayan bir üniversitede okumak için ve yine tabii ki Rize gerçekten işte dalış, rafting gibi öğrenciler, yani eğitimin dışında farklı yeteneklerini de geliştirmek isteyen öğrenciler anlamında düşünen öğrenciler için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi de öğrencileri bekliyoruz. Biz orada demin de konuşmamda söyledim. Bütün öğrencileri emanet olarak görüyoruz. Daha iyi yetişmeleri için 7-24 çalışmaya, enerjimizi vermeye, efor sarf etmeye hazırız. Bu anlamda bütün ailelerin de gönül rahatlığıyla Rize'yi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tercih edebileceklerini söylüyorum. Son olarak şunu ifade ediyorum. Sevgili gençler, tercihiniz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olsun, bursunuz hazır olsun diyorum. Ekranlar başında bizleri dinleyen bütün izleyicilere de teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Efendim. Sağolunuz kıymetli, değerli bilgileriniz için ayaklarınıza sağlık efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, bugünkü konuklarımız Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Hüseyin Karaman ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Vatan Karakaya'yı ağırladık ve her gün yine bizimle olan ve sorularımızı, sizin de sorularınızı içtenlikle yanıtlayan Sayın Süleyman Belediyeoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tercihlerin son gününe kadar her gün TRT Haber ekranındayız. Yarın yine aynı saatte saat 14.25'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.